Herkese merhaba. Bu YouTube çekimimde hepinizin yıllarca bana hep sorduğu Mehtap Hoca, sen nasıl kilo aldın ve nasıl o kiloları verdin? Biraz bu konuyu anlatacağım size. Önemli ve anlamlı bir günde bu konuyu anlatıyorum aslında kendim için size. Çünkü rodinime hamile kaldıktan sonra bilinçsizce, o zaman tabii ki diyetisyen değildim. Birçok insan diyetisyenken nasıl kadar kilo aldın diyor. Bilinçsizce sadece gözümü açıp kapatıp yoğurtlu makarna yediğimi hatırlıyorum. Ve yaklaşık 30 kilo almıştım hatta. Belki de daha fazla. Ve o 30 kiloyu verme serüveninde bir kadının yaşamış olduğu aslında bütün psikolojik travmaları yaşadım diyebilirim. Düşünsenize 52-53 kiloyken birden 80 kilolara çıkıyorsunuz. Ve doğumdan sonra doğum yaptığınızda sadece 4-5 kilo kadar bir şeyin gittiğini görüyorsunuz. Kalan kilolarla yüzleşiyorsunuz. Çok sevdiğim bir markanın kıyafetlerini almak için soyunma kabinine gittiğimde her zamanki bedenimde bir etek almıştım. Unutmuştum o bedende olmadığımı. Aynaya bakıp göbeğime baktım. Kendime baktım ve şunu söyledim. Mehtap, sen gerçekten bu musun? Rodin o zaman 5-6 aylıktı. Hayır, bu değilsin. O zaman ne yapacaksın? Bu kiloları vermeye başlayacaksın demiştim. Ama yine söylüyorum, diyetisyen değildim. Sonra o nasıl bir hırsla böyle içinize o kadar kendinizle ilgili kötü şeyler geliyor ki. Hiç unutmuyorum, arkadaşımla sokakta yürürken bana şey demişti. Elinle önünü kapat, çantanı önüne koy. İşte göbeğin belli olmaz. Bu doğumdan sonra tabii. Ve o günden sonra kendim, tabii ki zaten diyetisyenliği hep merak ettiğim için araştırarak ve o zaman spor salonlarım vardı. Spor yaparak 4 ayda, tam 4 ayda 30 kilo verdim. Ve o 30 kiloyu vermek aslında bugün sizlere hizmet vermemi sağladı. Çünkü o 30 kiloyu vermenin ne kadar zor olduğunu, aynı zamanda ne kadar kolay olduğunu verirken öğrendim. Ve özellikle bu işle hep kadınlar kilo alma vermeyle hep bir savaş halindeler. Ben de o savaşla ilk kez tanışmıştım. Sonrasında diyetisyen olmaya karar verdim. Ve yaptığım o başarıyı, elde ettiğim o başarıyı herkese anlatmalıydım. Ve herkese yardım eli uzatmalıydım. Aslında onların o korktuğu kadar zor olmadığını onlara göstermeliydim. Çünkü en büyük sorun kilo vermede başlama korkusu, yapamama korkusu. O haftalık yarım kilolar, bir kiloların sizi motive etmediğini gördüm. Aslında istediğimiz şey, evet herkes gibi ben de yapabiliyorum'u anlamaktı. Ve onu göstermeye çalıştım. Ve o yüzden de diyetisyenliği okudum. İyi ki de okumuşum, iyi ki de rodin olmuş, iyi ki de ben 30 kilo almışım. İyi ki de verirken zorlanmışım ya da bazı yerlerde kolay dönemler geçirmişim. Her şeyi orada öğrendim aslında. Sonra da diyetisyenliği okuyarak da 6 yıldır herkese bu hizmeti veriyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden kadınlara sesleniyorum. Kilolardan korkmayın. Evet, özel dönemlerde alıyoruz, almıyor değiliz. Ama vermek de inanın çok kolay. Sadece gebelik değil. Gebelikten sonra başıma bir şey daha geldi. Tamamen tiroidlerim alındı. Bu da herkesin korktuğu bir şey. Benim de tabii ki korktuğum bir şey. Çünkü tiroid kiloyu kontrol eden bir hormon. Ve yaklaşık 3 yıldır tiroidlerim yok. Tiroidsiz biriyim. İlaç kullanıyorum. Onunla da savaşıyorum. Onunla da sağlıklı kalabilmeyi, kilo almadan yaşayabilmeyi şu an herkese anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir hikayem oldu. Ve hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.